En büyük sevgiyi sanıyorum makinamızın adını bilgisayar koymakla, mesleğimizin adını bilişim koymakla, yazılımın adını yazılım koymakla sağladık. Birçokları nasıl olur dediler. Örneğin bir takım profesör dostlar benden 10 yaş, 20 yaş büyük ağabeylerimizden şöyle konuşanlar oldu. Nasıl sayıyor bu bilgiyi? Aydın Bey, olacak iş mi bu? Bir bilgi, iki bilgi, üç bilgi gibi mi sayıyor bu? Yok dedim, öyle saymıyor. Bu başka bir anlam var. Bilgisayar derken öyle sayma değil dedim. Siz dedim babanızı sayar mısınız dedim. Sayarım dedi. Bir baba, iki baba, üç baba gibi mi sayıyorsunuz dedim. Ama o başka dedi. Bu da başka dedim. Tabii herkes kahkahalar attı. Bütün gençler alkışladı. Ben galip geldim sonuç olarak. Tabii belleğe ilk kez bellek dediğimde 66 yılında mesleğe başlarken tepki bile oldu. Şöyle oldu. Hocam biraz köylü dili olmuyor mu bu? Keşke hafıza desek bari, madem ki memori demeyelim diyorsunuz. Haklısınız. Anlaşılmıyor ama bellek demeyelim, hafıza diyelim dedi bir albay. Askeri bir askeriyeden bir grupla kurs yapıyorduk. Dedim ki güzel de hafızlamakla ilgili bu makine hafızlamıyor ki, yani öyle bir şeyle hiç ilgisi yok dedim. Üstelik dedim bellek köylü dili madem daha iyi ya, işte dedim köylüleri alacağız, öğreteceğiz, bilgisayar öğreteceğiz, mühendis diploması vereceğiz, köylüleri kazanacağız ve hepsi birden kendi dillerinden konuştuklarında Türkiye başka bir çağa adım atacak. İlerleyecek hızla Türkiye, öyle bir atılım içindeyiz. Verimli olunca bütün işlerimizi, bilgisayarla verimli kılınca bütün işlerimizi, köylü kentli herkes okur yazar olacak, mühendis yapacağız onları dedim. Tam üstüne bastınız dedim. Haklısınız hocam dedi bana ve saygı gösterdi dinleyenler. Ve öylece bellek oldu adı. Burada sanıyorum halkla olan iletişimimiz daha güzel kuruldu. Hatta şöyle de diyebilirim. Örneğin TRT'ye duyurduk bilgisayar sözcüğünü vesaire. Uzay yolu programı vardı galiba. Orada sık sık bilgisayar lafı geçiyordu, bilim kurgu. Hemen bilgisayara soruyorlar ediyorlar. Orada hep bilgisayar dendi bilgisayara. Hep bilgisayar dendi. Herkes bayıldı bu söze ve benimsedi, özümsedi halk.